Vatandaşın cebini yaktı, yaktı durdu. Çare Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi. Bakan Zeybekçi, Suriye'den 4000 ton patates getirildiğini ve fiyatların 2 liraya kadar düşeceğini söyledi. Suriye'nin Zeytin Dalı Operasyonu bölgesinden, tamamen kontrolümüz altındaki bölgelerden sınırlı olmak kaydıyla, ki o zaman rakamını da söylemiştim, toplam ihtiyacımızın %1'ini bir civarında bir şeye geçmemek kaydıyla diye. O da yaklaşık olarak 4000 ton civarında olma ihtimali var. İlk attığımız adım buydu. Ve bunun sonucu olarak da gördüğümüz kadarıyla şu anda pazarda fiyatlarının yaklaşık olarak 2 lira civarına geldiğini görüyoruz. Sizin herhalde gittiğiniz pazar biraz sosyete pazarı falan galiba. Ya ben gittiğim halk pazarında gördüğüm 2 lira civarında. İstediğimiz noktaya geldi. Üreticimizin de şu anda elinden çıkan ürün de zaten o civara yakın bir rakamda. Önceden de öyleydi, şimdi de öyle. Peki pazarda gerçekten fiyatlar değişti mi? Elazığ'da son durum ne? Hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar bakın durumu nasıl karşıladı? Şu an yani Türkiye'nin ihtiyacı yok. Patates, aşırı derecede patatesimiz var. Yani gerek yok. Bu seçimden önce bile bir kara borsacılık yaptılar mesela ki. Toptancılar stokladı. Patates piyasadan çekildi. Aşırı derecede Türkiye'nin patatesi var şu an. Oradaki halk burada zaten. Savaş var orada. Nasıl şey oluyor? Suriye'den patates geliyor buraya. Hiç inanmıyorum ben. Ben bilmiyorum yani. Ben inanmıyorum. Bilmiyorum. Burada Türk Suriyeliler hep burada. Savaş var orada. Orada toprak mı kaldı? Ekin mi kaldı? Bir şey mi kaldı? İnanmıyorum ben. Yani akşam haberlerde gösterdi. Yani tarlada çekecekler. Ama ucuzlandı yani. Daha önce bu 4 lirayken, bu patates 4 lirayken şu an 2,5 lira. Normala biniyor yani. O zannedersem Tarım Bakanlığı'nın bir çalışması. Yani Suriye'den ithal değil yani. Kendi ürünümüzü ülkemize getirdik. Yetkililerin söylediğinden anladığım benim. 4000 ton patates geldi Suriye'den. Gelmesinin nedeni çünkü Elazığ'ın demeyelim de Türkiye'nin yetiştirici çiftçileri, patates yetiştiricileri, bunların hepsinde artık öyle bir ayak altı olmuştu ki adamlar da haklı, hiçbir emeğinin karşılığını alamıyordu. Şimdi bunlar tuttular, belki de daha önce televizyonda gördünüz. Hepsini töktüler, patateslerini şey ettiler. Ondan sonra ne oldu? Birdenbire satmamaya başladılar, üretmemeye başladılar. Mecbur bu sefer de dışarıdan geliyor yani. Bu yüzden pahalı. Ekonomi Bakanı konuştu bunu. Dedi gelecek patates yani ihraç yapacak. Buraya da böyle olursa dedi 1,5'a kadar 1 liraya kadar dedi patates yenecek. Fiyatlar düşecek denildi. Müjdeli haber Bakan Zeybekçi'den geldi. Vatandaş ve esnaf durumu memnuniyetle karşıladı ancak fiyatlar pazara hala yansımadı. Şu anda doğrudur da daha şu anda bizim tezgah fiyatlarına yansımadı. Niye diyeceksiniz? Biz aldığımız zaman birer ton, ikişer ton, üçer ton aldığımız için, hani eski fiyattan aldığımız için 2,5-3 liraya almışız. Onu tekrar 2 liraya satamayız. O yüzden şu anda bu patatesleri elimizden bitirip yeni aldığımız patatesleri düşük fiyattan satacağız. Yok, düşmedi. Ama düşer. Ne kadar bir sürede düşeceğini düşünüyorsunuz? Böyle bir 20 gün içinde düşer. 20 günde sürmez. Düşer. 2000 altına düşer. Valla dedikleri doğrudur ama biz bu 4 tonu görmedik. Ortada patatesin fiyatı yine belli. Halde 2 milyondan çıkıyor. Halka 3 milyona sayılıyor. 4 milyona sayılıyor. Yani doğrudur. Suriye gibi yerde bunu televizyonlarda daha önceden de çıktı medyaya. Ama ben bir pazarcı olarak görüyorum. Bakıyorum piyasa değerine. Yani öyle bir şeyi görmedim daha Elazığ'da. Ama başka şehire geldi mi gelmedi mi bundan bir bilgimiz yok.